Değerli müşterimiz, 30 yıllık tecrübesi ve uzman kadrosuyla Ata Yatırım'ın sizler için hazırladığı gündem notlarını dinliyorsunuz. Günaydın arkadaşlar. Hepinize güzel bir hafta diliyorum. Bu haftaya başlarken global piyasalarda genel olarak pozitif bir seyir var. Bu hafta iki tane önemli makro beklenti var. Birincisi Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı. Orada bu ay herhangi bir değişiklik yapması beklenmiyor. İlk faiz artırımının Temmuz ayında 25 bas puan olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Ama ondan daha önemli olan ayın 10'unda ABD'de gelecek olan aylık TÜFE rakamı. Biliyorsunuz piyasal olarak bu sene içinde en çok üzerinde durduğumuz konulardan bir tanesi enflasyon. Orada da enflasyonda aylık bazda bir artış gözükmesine rağmen senelik enflasyonun baz etkisinden dolayı aynı kalması, yani %8,3'te kalması bekleniyor. ABD enflasyonu Fed'in önümüzdeki aylardaki aksiyonları açısından önemli. Kurlar açısından önemli tabii ki. Ama hem Fed başkanı hem de diğer yardımcı başkanların geçtiğimiz günlerdeki üstüne basa basa söyledikleri bir nokta var. O da para politikası ile ilgili alınmış kararların, yani faiz artırım kararlarının Eylül'e kadar çok fazla değişiklik göstermeyeceği. Burada da biz önümüzdeki Haziran dahil tüm toplantılarda Fed'in 50'şer bas puanlık bir faiz artırım patikasında olduğunu görüyoruz. Eylül'den sonraki toplantılarda herhangi yeni bir hızın 50'den 25 bas puana indirilmesi veya durması konusunda tabii ki önümüzdeki aylardaki gerçekleşecek olan enflasyon verileri ve ekonominin ne şekilde büyüdüğü önemli rol oynayacak. Bizim iç piyasamıza döndüğümüzde Merkez Bankası pardon, TÜİK'in açıkladığı enflasyon piyasa beklentilerinin altında geldi. Burada önemli olan gıda fiyatlarında biraz yaşanan düşüş. Bu benim de gözlemlediğim bir şeydi. Özellikle taze ve işlenmemiş gıda fiyatlarında mevsimsel olarak bir önceki aya göre değişiklikler, düşüşler gözlemliyordum ben de. Yalnız yine de Mayıs ayı aslında geçtiğimiz 3 aya göre değişik bir ay oldu. Birincisi, en önemli faktörlerden bir tanesi TL'nin değer kaybının hız kazanmaya başlaması. Daha sonra da tabii ki yine enerji fiyatlarında ayın ikinci yarısından sonra yaşanan artışlar önümüzdeki dönemki enflasyon beklentileriyle ilgili beni biraz daha karamsar olmaya itti. Şimdi şöyle bir gerçek var. TL yaklaşık %10'un üzerinde değer kaybetti son bir ayda ve oradaki trendin de devam ettiğini görüyoruz. Orada da ticaret açığı verilerine baktığımız zaman enerjinin bahsettiğim gibi kara delik olmaya devam ettiğini görüyoruz. Ve diğer tüm ihracat kalemlerinin getirileri, turizmin getirileri maalesef bu işi finanse etmeye yetmekte yeterli olmuyor. Cari açığımızda dediğim gibi cari açık her zaman finanse edilen bir şeydir. Finanse edemediğiniz zaman ya A, kurunuz zayıflar. Kurunuz zayıfladığınızda enflasyon artar. Yani bir noktadan sonra da ekonomik aktivite yavaşlayacağı için cari açık kendi kendine küçülmeye başlar. Şimdi burada kurla ilgili bir zayıflama trendinin devam ediyor olması önümüzdeki aylarda ben enflasyonun Mayıs ayındaki pozitif sürprizinin ötesinde tekrar bizi maalesef negatif sürprizlerle karşı karşıya getireceğini düşünüyorum. Özellikle zaten ayın birinde yapılan doğalgaz ve elektriğe olan zamlar ve kurun zayıflaması
Yine Haziran ayındaki enflasyonun ben %5'in üzerinde geleceğini tahmin ediyorum. Yani zaten indirekt olarak sadece doğalgaz ve elektrik zamlarının %1'in üzerinde bir etkisi olması lazım. Ama indirekt etkileri de var tabii diğer sektörlere. Onları da görüyor olacağız. Biz Cuma günkü açıklanan rakamdan sonra %72 olarak revize etmiştik. Tabii ki şimdi bundan sonraki enflasyon verileriyle ilgili herkesin elini daha zorlaştıran bir takım gelişmeler de oldu. TÜİK'in açıkladığı sepetleri bir kısmını paylaşmaması tabii ki özellikle daha önce yaptığımız tahminlerin sağlamasını açısından ortaya bir belirsizlik çıkardı. O nasıl bir işlik bilmiyorum. Yani bundan sonra piyasa tahmini, bir takım kurumlar piyasa tahmini paylaşmayı bırakırlar. Çünkü büyük ihtimalle resmi rakamlarla bizim rakamlarımız arasında büyük bir farklılık oluşmaya başlayacak. Yani buradaki en büyük şeylerden bir tanesi de normalde baktığımızda işte bizim Türkiye TÜFE rakamının İstanbul Ticaret Odası'nın yayınladığı rakamlarla bir benzerlik ya da korelasyon arz ediyordu. Arada hep fark olurdu ama işte bu o farkı düzelterek bakardık biz o ayın enflasyonunu anlama açısından. Ama bu da tüm zamanlarda işte en kötü zamanlarında bile 3-4 puana bazen yıllık enflasyonda denk gelirdi. Ama şimdi yıllık bazda İTO enflasyonuyla bizim TÜFE endeksi arasında yaklaşık %14'lük bir fark var. Yani çok büyük bir fark oluşmaya başladı. Diğer taraftan işte TÜFE düşük geldi ama ÜFE son hız devam ediyor yükselmeye. O yüzden kafalarda soru işaretleri açıklanan enflasyonla ilgili olmaya devam edecek bence. Bizimki %72 piyasada gördüğüm sene sonu tahminlerinden yabancı kullanıcıyla bilmiyorum ama daha yüksek gözüküyor. Ama bizim cari açık tahminimiz de 2-3 ay önce yaptığımız sene genel konsensustan daha yüksekti. Oraya doğru gidiyor cari açık rakamı da maalesef. Umarız bizde tabii ki enflasyonun düşük olması. Hazine Bakanı'nın hafta sonu açıkladığı bir yerde 2023 enflasyonunun %19 gibi bir rakam gördüklerini söyledi. Yine dediğim gibi biz resmi tahminler genelde piyasa tahminlerinin arasında hep ondan çok daha düşük oluyor. Biz yani bana göre %19 mucizevi bir gerileme olur bulunduğu seviyeden. Diğer yandan baktığımızda Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıkladığı bazı kararlar var. Bugün akşam kabine toplantısından sonra açıklanacak kararlar da var. Artık seçimle ilgili sürecin başladığını alınan adımlardan da görüyor olacağız. Ne oldu? Birincisi işte biliyorsunuz dün arpa ve buğday fiyatları tekrar açıklandı taban fiyatlarla ilgili. Geçen sene 2250 dolara olan fiyatlar işte bu sene 6000 lira seviyelerine çekildi ki o cari fiyatta piyasada zaten trade eden fiyatta Türkiye'de o fiyat burada bunun enflasyon açısından önemi var. Neden önemi var arkadaşlar? Çünkü orada Türkiye'deki ana oyuncu Toprak Mahsulleri Ofisi o 3 ay daha un üreticilerine 4450 liradan satmaya yani piyasada oluşan fiyatın altında satmaya devam edecek. Ondan sonra fiyat büyük bir ihtimalle bu fiyat 6000 ve onun üzerine çıkacak kura bağlı olarak. O zaman da tekrar işte ekmek fiyatlarına vesaire bir zam gelmeye başlayacak. Bunların hepsinin enflasyon üzerinde olacak baskılarının geçmesinin ben çok kolay olduğunu düşünmüyorum. Bir taraftan da dediğim gibi yakından takip ettiğimiz zaten kur faktörü var. Kur TL zayıflamaya devam ettiği sürece biz de özellikle ÜFE tarafında ama ondan sonra da onun TÜFE'ye yansımasını görüyor olacağız. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Hepinize iyi çalışmalar arkadaşlar.
Herkese günaydın. Geçtiğimiz hafta yine küresel piyasalardan biraz daha pozitif ayrıştık ve yukarı yönlü hareketler devam etti. Tarihi zirve rekor seviyelerimizi kırdığımız bir hafta oldu. Hem yüksek hem kapanışlarda rekorlar kırdık. Endeksin yeni güne hafif pozitif başlayacağını düşünüyoruz. Açılışın ardından 2610 seviyesi direnç noktamız olacak. Bunun üzerinde 2620 seviyesini ve 2650 seviyelerini kısa vadede direnç noktası olarak takip edebiliriz. Olası bir geri çekilme yaşanması durumunda 2580-2560 seviyeleri de destek noktamız olarak karşımıza çıkacaktır. Genel olarak zaman zaman satış baskısı yine bazı hisselerde görülebilir veya bazı hisselerde hızlı bir şekilde alımlar yaşanabilir diye düşünüyoruz. Yani seçici olmakta hala fayda var. Yukarı yönlü hareketler hızlanıyor ama görüyorsunuzdur sektör bazlı bile ayrışan durumlar gerçekleşiyor. O yüzden seçici olmakta dikkat etmekte fayda var diye düşünüyoruz. Kısa vadede kapanışın iyi yaptığını düşündüğümüz, biraz daha olumlu hareketlerini sürdüreceğini, daha hızlı sürdüreceğini düşündüğümüz hisselerden bir tanesi TÜPRAŞ, değerli yatırımcılar. Cuma günü kapanışını güzel yaptı. Yeni haftaya da pozitif başlayacağını düşünüyoruz. 280'lere doğru bir hareketlenme, arkasından 283 seviyelerine doğru bir hızlanma hareketi görme ihtimalimiz yüksek diye düşünüyoruz. Brent petrol 120 dolarlara dayandı. Bunu söylemiş olalım. Şişe Cuma günü satış baskısı altındaydı. Aslında son 3-4 gündür geçtiğimiz hafta genel olarak yatay bantta, yani 20-60'larla 21-20 arasında işlemleri sürdüren bir hareket gerçekleştirdi. Eğer bugün yine tutunması durumunda, özellikle 20-70-20-60'lara tutunması durumunda bir 21'lere doğru tepki alımı gelir diye düşünüyoruz. Kur tarafında yaşanan volatilden dolayı son sabah geldiğimizde 16.49'larda olan kur şu an 16.56 seviyesinde. Bu tarz volatilitenin arttığı günlerde şişe gibi hisselerde daha pozitif hareketler görebiliyoruz. Havacılık sektöründe Cuma günü Türk Hava Yolları'na yoğun satış baskısı geldi. O zaten tarihi zirve seviyesinde ve hiç düzeltme yaşamamıştı. Zaman zaman anlık sert hareketler olabilir ama bu döndüğü ifadesi anlamına gelmeyecektir. Hatta bunlar kısa vadede, orta vadede yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için alım fırsatı yaratacağını düşünüyoruz. Biz savaşlık tarafında tavı ön plana çıkarmaya devam ediyoruz. Politisi daha az, satışlar daha sınırlı kalıyor. Burada yukarı yönlü hareketler daha hızlı olur diye düşünüyoruz. Özellikle 47 seviyesini kırması tav tarafında pozitif hareketleri hızlandırır diye söyleyebiliriz. Bunun dışında hiç tepki vermeyen Türkcell'de önerimiz bulunmakta. Bu tarafta da 19.86'lar 20 seviyeleri diyelim daha doğrusu net olarak. 20'nin üzerine çıkması burada momentumu hızlandıracaktır diye düşünüyoruz. HRC fiyatlarını da merak eden yatırımcılar var. Bugün için Çin vadelerinde %1.1 oranında artış var. Bunu da söylemiş olalım. Genel olarak benim diyeceklerim bugün bu kadar. Herkese iyi seanslar diliyorum. Kolay gelsin. Bu kayıtta yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sağlıklı ve bol kazançlı günler dileriz.